inşallah Rahman. Biz son perşembe gecesine, cumaya ulaştık. Mübarek Ramazan ayının son zikrine. Üç mübarek ayları bitirdik. Tıpkı dün gibi çabucak geçti. Üç ay geçti. Üç aylar bir yılın dörtte biridir, öyle değil mi? Bitti o. Ve müminler olarak, bu cemaat içindeki insanlar olarak sahibi seyfin müridi olduğunu iddia eden ve isteyenler için olarak bu ayları doğru olarak yaşadıysak, bu ayları ne kadar bozuk da olsa, ne kadar eksik de olsa, çünkü niyetimizden sebep mutlu olmalıyız. Mutluyuz. Üç ay bitti diye mutlu değiliz biz. Günümüzde şeyhler bunu söylüyor. Mutluyuz diyorlar, Ramazan bitti diyorlar. Estağfurullah. Biz 11 ayın da Ramazan gibi olmasını istiyoruz. Ama Ramazan'ı yüksekte tutarsan o diğer 11 ay da Ramazan gibi onun tadına varırız. Çünkü Ramazan ayında gelen o rahmet diğer aylara da yeter. Bir şeyler hissedersin o zaman. Evet, biz finaline geldik. İnşallah Rahman, zikrine ve cumasına, üç ayların, mübarek Ramazan ayının. Rabbimiz ne kadar merhametli. Ne kadar bize kolaylık verdi. Ne kadar şükretmeliyiz ki dünyanın geri kalanına baktığımızda, dünyanın geri kalanındaki Müslümanlar nasıl acı çekiyorlar. Nasıl dünyanın geri kalan kısmı. Pek çok zulüm var, baskı var ve zalimlik var her tarafta. Bizim için çok merhametli, çok kolay bir Ramazan oldu. Ne kadar şükretmeliyiz Rabbimize. Ve biz Allah subhanahu wa ta'ala'dan istiyoruz ki ibadetimizi kabul etsin bu ayda. Ve bütün yaptığımız, bu ayda yaptığımız hatalarımızı da bağışlasın. Bizleri daha güçlü olanlardan eylesin, gaflete düşmeyelim. Birkaç ay içinde yeni yıla gireceğiz. Öyle değil mi? Birkaç ay içinde. Öyle ya da böyle, bu dünya ne kadar savaş etse de, savaşlar olsa da, bayram ne zaman olacak diye bazıları diyor ki pazar, bazıları pazartesi. Özellikle Bangalistanlılar perşembe, çarşamba kutluyorlar. Şaka yapıyorum, bana kızmayın. Ama bu doğru. İnsanlar böyle boş şeyler üzerine kavga ediyorlar. Çünkü herkes için değildir bu kavga. Bizim vazifemiz takip etmektir. Ondan sonra bayram, iki bayram arasında, Kurban Bayramı'na kadar, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında öyle ya da böyle 70 gün kadar var, süre var. Öyle değil mi? Ondan birkaç gün sonra da İslam'ın yeni yılına gireceğiz. Muharrem'e gireceğiz. Ve 10 gün içinde de ondan sonra mübarek aşure zamanına geleceğiz. Demek ki Müslümanlar ileriye bakmalıyız. Önümüzde neler var ona bakmalıyız ki biz bunu bu yalancı takvimle yapıyoruz. Önümüzdeki ay bu olacak, şu olacak diyoruz. Ben size demiyorum önümüzdeki ay Noel gelecek, yeni yıl gelecek demiyorum. Herkes buna bakıyor ama.
İslam'da biz buna bakmalıyız. O vakit kendimizi zamanı daha iyi ayarlayabiliriz. Çünkü şimdi Ramazan ayında neye ulaşamadık? Ne yapabiliriz? Şevval ayında 6 gün oruç tutabiliriz. Ona bakalım. Ondan sonra ne olur? Birkaç hafta sonra Kurban Bayramı gelecek. Kurban için de hazırlanmalıyız kendimizi. Ondan sonra Muharrem için hazırlanmalıyız. Eğer bu şeylere hazırlanırsak, ararsak kesinlikle neyi arıyoruz? Yiyip içmeyi mi arıyoruz? Hayır. Biz o günlere bakıyoruz ki şehadetimiz daha kuvvetli olsun. Biz o günleri arıyoruz ki Allah'ın tecellisi ve bize daha çok rahmet gelir. Şehadetimize güç kuvvet gelir. O şehadete göre yaşayabiliriz. Müminler için budur önemli olan. Biz her ne kadar mübarek Ramazan'a güle güle desek de, bizim için üzgün de olsak da, çünkü Şeyh Efendi'nin müritleri için çok kolaylıklarla geldi Ramazan'da. Belki bazı zorluklar geldi bazılarımıza ama bunun içinde de bir hikmet vardır. Onun içinde rahmet de vardır. Allah'ın gerçekte yaptığı her şeyde bir merhamet vardır. Onun öfkesi bile bir merhamettir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Merhamet ve şefkat. Allah buyuruyor ki eğer merhametini 70 parçaya ayırdı, sadece bir parçasını bu dünyaya verdi onu. O merhameti ve bütün yarattığı her şeye dağıttı bunu, bu merhameti. Bu merhameti olmadan hiçbir kolaylık bulamazsınız. Hiçbir rahmet bulamazsınız bu dünyada. O 70'ten bir parçayı verdi. Önemli değil bu 7 ya da 70 ya da 700, 7000. Ama o Rahim'in geri kalan kısmını kıyamet gününe saklıyor. Şeyi burada konuşuyoruz. Allah bize daha çok hikmet versin, akıl versin. Gaflette olmayalım. Kolay yoldan öğrenmiyorsanız ben size zor yoldan öğretirim. Gaflete düşüyoruz. İnşallah daha çok akıl gelsin bize. Allah'ın merhametini şükredelim. Ki o bize kıyamet gününde gösterecek o merhametini. O zaman anlayacağız. Rabbimiz ne kadar yücedir. Selam.
sorusu olan var mı? Söyle. Biz burada yiyip içmek için burada değiliz. Defalarca söylüyorum bunu. Önemli olan şey yiyip içmek değil. Bütün gün, bütün gece, aylarca, yıllarca zaten yiyip içiyoruz. Niçin acele ediyorsunuz? Sohbeti ve zikiri aceleye getireceğiz. Yiyip içmek için mi? Akılsızlar. Hiç öğrenmiyorlar. Bizimkisi o çeşit bir meclis değil. Ne zaman aklınıza sokacaksınız bunu? Sohbet olduğu zaman oturup dinlemeniz iyi sizin için. Dinlemek istemiyorsa o zaman çok uzağa git otur. Senin de hakkın yok, benim de hakkım yok bunu karıştırmaya. Sohbeti engellemeye. Çünkü bu münafıklığın işaretidir. Sohbeti bozmak. İnşallah bir gün öğreniriz. İnşallah bir gün öğreniriz. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Çünkü Ramazan ayında gelen o rahmet diğer aylara da yeter. Bir şeyler hissedersin o zaman. Evet, biz finaline geldik. İnşallah Rahman zikrine ve cumasına 3 ayların mübarek Ramazan ayının 3 aylar 1 yılın 1/4'üdür, öyle değil mi? Bitti o. Ve müminler olarak, bu cemaat içindeki insanlar olarak sahibi sefin müridi olduğunu iddia eden ve günümüzde şeyhler bunu söylüyor. Mutluyuz diyorlar, Ramazan bitti diyorlar. Estağfurullah. Biz 11 ayın da Ramazan gibi olmasını istiyoruz. Ama Ramazan'ı yüksekte tutarsan o diğer 11 ay da Ramazan gibi onun tadına varırız. İsteyenler için olarak bu ayları doğru olarak yaşadıysak bu ayları ne kadar bozuk da olsa ne kadar eksik de olsa çünkü niyetimizden sebep mutlu olmalıyız. Mutluyuz. 3 ay bitti diye mutlu değiliz biz. İnşallah Rahman biz son perşembe gecesine, cumaya ulaştık. Mübarek Ramazan ayının son zikrine. 3 mübarek ayları bitirdik. Tıpkı dün gibi çabucak geçti. 3 ay geçti.